Eğer bir yengeç tanıdığınız varsa videoya çekin, gönderin ya da telefon açın dinlesin. Bakın çünkü bugün yengeçleri nasıl bir hafta bekliyor. Niye bunu özellikle vurguladım? Sağlık konusunda. Evet. Aşk, para ve sağlıkta. Nuraycığım, yengeçlere sağlıkla Şimdi başla. Neye sindirim dikkat sistemiyle etmeleri gerekiyor? ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirler. Sindirim sistemi derken bağırsak, mide, kesinlikle bu hafta hatta dün itibariyle uykudan mide ağrısı, karın ağrısı, batın bölgesiyle ilgili bazı rahatsızlıklarla haftaya başlamış olabilirsiniz. Mutlaka kendi kendinizin doktoru olmak güzel bir huy ama hekim yardımı almayı asla ihmal etmeyin efendim. Çünkü ciddi anlamda sıhhat ve sağlıkla ilgili sindirimle ilgili problemleri açık olduğunuz bir haftadasınız. Eğer ki sağlığınızı önemsemezseniz bugün ufak tefek olan bir problem ciddi anlamda yarın büyük hastalıkların habercisi olabilir. Stresli bir çalışma ortamında olabilirsiniz bu hafta. Özellikle birlikte çalıştığınız kişilerin aşırı gergin oluşları, tavırları ve davranışlarından dolayı işinizden soğuyabilir, uzaklaşabilir, çalışmaktan bezebilir, kendinizi yorgun, yıpranmış hissedebilirsiniz. Hatta şunu bile sorgulayabilirsiniz. Ya ben artık bu işi bıraksam mı? Ya da ben artık çalışmaktan bıktım, kenara mı çekilsem, emekli mi olsam ya da hiç çalışmasam mı diye. Efendim, geçici bir yorgunluk, bezginlik sürecinden geçtiğiniz için siz olun. Ani iş değiştirme, ani iş bırakma, ani emekli olma, efendim sosyal hayattan elini ayağını çekme gibi tavırlara sakın maruz kalmayın. Eğer bunu yaparsanız bu hafta, işinizi bırakırsanız, iş hayatınıza son verirseniz önümüzdeki hafta büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Üzerinde düşünün, asla hızlı hareket etmeyin. Biraz zamana ihtiyacım var. Dikkatli olmam gereken bir haftadayım deyin. Asla dağınık düşünmeyin. Bu hafta dikkatiniz dağınık olabilir. Düşüncelerinizi bir alanda konsantre edemeyebilirsiniz. Hızlı kararlar alıp verebilirsiniz. Ruhunuz telaşta olabilir. Bu da sizin iş hayatınızda maddi manevi kayıplar yaşamanıza etki edebilir ve neden olabilir. Ama düşünerek sakin, ılımlı hareket ederlerse bir hafta sonra pişman olmak yerine şükürler olsun diyerek daha hayattan huzur bulabilirler, mutlu olabilirler İnşallah. ve gelecekle ilgili kaygılarından, olası tehlikelerinden arınmış olabilirler bu hafta. Dikkat dağınıklığına karşı ise hafta boyunca meditasyon yapın, dua edin. Dikkatinizi en güzel toparlayabileceğiniz şey ne biliyor musunuz? Bulmaca çözmektir. Zihniniz karışık olduğu anda kitap bile okuyamazsınız. Kafanıza bir şey taktığınız anda bir film bile izleyemezsiniz. Aynen. Ama samimiyetle söylüyorum, bulmaca çözün. Bulmaca çözün. Zihninizi dağıtın. Dikkatinizin kısa süre içerisinde toparlandığını fark edeceksiniz. Ne yapın yapın konsantrasyonunuzu yükseltmeye, kendinizi stresten arındırmaya özen gösterin. Çünkü hem sizde stres artışı hem çevrenizdeki insanların aşırı gergin, stresli oluşu ve tavırları, davranışları ruhsal açıdan da ciddi anlamda yorucu bir hafta yaşamanıza etki edecek. Dolayısıyla dolunayı stresle karşılamak yerine mümkün olduğunca yavaş, sakin, dikkatli duygular ve düşüncelerle karşılamaya özen gösterdiğiniz takdirde önümüzdeki haftaya süper başlayacaksınız. Şahanesin Ama Nuray'cığım. dikkat etmediğimiz takdirde sindiremediğimiz durumlar midemizi de ağrıtır, bağırsaklarımızı da bozar, hayattan pes etmemize, isyan etmemize neden olur. Zaten burası ile şurası o kadar Bil yakın ki, kesinlikle ilişkide ben ki. bilmez miyim, bilmez miyim? Özellikle bu hafta spotum onlara. Huzur, huzur, huzur diyeyim. Huzurunuzu arttıracak anları yaşatın kendinize. Şimdi o yüzden yıldızlar o kadar düşük, özellikle Evet. sağlık konusunda. Yani gündelik hayatta yaşayacağınız olaylar sizin huzurunuzu kaçabilir, kaçırabilir, psikolojinizi Tabii bozabilir. ki. Siz inatla direneceksiniz. Her şeye rağmen yaşadığınız bütün zorluklara karşın dimdik ayakta duracaksınız. En azından ruh sağlığınıza etki yapmayacak tüm bu Kesinlikle. yaşadıklarınız.
Huzur sizin için çok önemli sevgili yengeçler.